Herkese merhabalar. 0'dan 8'e hazırlık setimiz hazır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Tonguç Akademi'nin en önemli serilerinden biri 0'dan 8'e seti. Bunu 0'dan 8'e sözel ve sayısal olmak üzere bir araya getirdik ve set haline sizlere hazırladık. Hemen hadi beni aç diyen kutumuzu açalım şöyle güzel bir şekilde ve bakalım içerisindeki kitapları detaylı bir şekilde tanıyalım. Öncelikle set kutumuzu kenara bırakıyorum. 0'dan 8'e sözel ve 0'dan 8'e sayısalı bir kenara koyuyorum ve beraber tanımaya başlayalım. Öncelikle biliyorsunuz ki arkadaşlar LGS'de sözel ve sayısal olmak üzere iki tane alanımız var. Sözel alanda Türkçe, İnkılap, Din ve İngilizce, sayısal alanda da matematik ve fen derslerimiz var. Bizler konuları sizler için sıfırdan öğrenmeniz için, yani hocam ben konuları az biraz biliyorum değil, sıfırdan başlamak istiyorum diyen öğrencilerimiz için tüm konuları tamamlayacakları mükemmel bir sistem geliştirdik. Sistemimizin özelliği şu: sol tarafta konu anlatımı, sağ tarafta sorular var. Ve buradaki sorular sadece soldaki konu anlatımıyla alakalı. Bu şekilde soru, konu. Aynı şekilde hem Türkçe'de, hem İnkılap tarihinde, hem İngilizce'de, hem dinde mükemmel bir şekilde hazırlandı. Burada şuna dikkat ettik. Biliyorsunuz ki bu sene LGS senesi. LGS'de diyelim ki Türkçe kısmına bakalım. Türkçe kısmında bize daha çok özel sorular geliyor. Böyle sözel mantıkla bağlantılı özel sorular geliyor. O zaman dedi ki biz kitabımızda ilk başta öğrencilerin takıldığı bu sorularla başlayalım. Ve direkt olarak soru tipleriyle başladık. Yani sözel mantıkta direkt soruların gelebileceği şekliyle genel taktikler, ardından da uygulamalı taktikler, ardından şifre oluşturma soruları, kesin olanı belirleme soruları ve bununla alakalı soru örnekleri. Tabii burada takıldığımız soru olduğu zaman da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyoruz. Sınıflandırma soruları, sütun grafiği yorumlama, tablo yorumlama, görsel ve metin eşleştirme, görsel seçenekli sorular, infografik biyografi, hepsini tek tek tüm soruları taktikleriyle birlikte nasıl sorulur, çözüm aşamaları ve aynı zamanda bir şekilde bunun taktiklerini sizlere burada güzel bir şekilde verdik. Şimdi burada arkadaşlar siz bu şekilde soruları öğrendikten sonra tabii ki biliyorsunuz ki sınavda dil bilgisi geliyor. Dil bilgisinde yine eğlenceli ama tam da Milli Eğitim Bakanlığı'na sorulacak şekilde, sınavlarda sorulacak şekilde, okul yazılarımızda veya LGS'de sorulacak şekilde hazırladık. Burada filmsi öğretiyoruz, tablolarımız var. Esprili bir şekilde ve tam da Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde. Sonrasında yine bununla alakalı sorularımız var. Yani sıfat fiili öğrettiysek sadece sıfat fiili alakalı soru var. Zarf fiili öğrettiysek sadece zarf fiili alakalı soru var. Bu şekilde Türkçe bittikten sonra, Türkçe gerçekten çok keyifli oldu. Her bir sayfasına çok ciddi bir emek sarf ettik. Ardından Türkçeden sonra tabii ki İnkılap tarihi geliyor. İnkılap tarihi zaten en çok çalışmamız gereken en önemli ders esasında. Niye? Çünkü milli bağımsızlığımızı elde ettiğimiz, milli egemenliğimizi elde ettiğimiz ve ardından da modern bir Türkiye nasıl kurduğumuz anlatılıyor. Burada yine konular anlatırken sizlere mükemmel bir şekilde infografiler ve konu anlatımları hazırladık. Buradaki her bir konu anlatımından sonra sadece bununla alakalı sorular yine devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi esprileri ve aynı zamanda özel haritaları, infografileri, gelebilecek soru tarzlarını sizler için hazırladık. İnkılap tarihinden sonra tabii ki de din dersi geliyor arkadaşlar. Din dersinde yine sınavlarda çıkan şekliyle tüm konuları güzel bir şekilde özetledik. İngilizceye baktığımızda İngilizce'de biliyorsunuz ki en önemli şey cümle ve kelime bilgisi. Kelime bilgisini öncelikle kelimelerle veriyoruz. Sonrasında yine konu, soru. Sonrasında yine konu ve sorularla devam ediyor. Burada kelime bilgisine çok ciddi önem verdik ve kelimelerle alakalı alıştırmalara da bol bol yer verdik arkadaşlar. Gelelim derslerin en seçici olan kısmına, yani sayısala. Sayısalda da yine aynı yöntemi sizler için hazırladık. Yani ilk başta pozitif tam sayıların çarpanlarını bir kısım olarak işliyoruz. Tüm konuyu işleyip sorulara geçmiyoruz. Bir bölümünü işliyoruz. Ardından bununla alakalı sorular. Hem dikey sorularımız var hem de yatay sorularımız var ve soruları yanlış yaptığınızda çözümünü uzman hocalarımız detaylı bir şekilde sizlere adeta bir özel ders kıvamında anlatmaya çalıştılar. Asal çarpanlara ayırma ve sorusu. En büyük ortak bölen ve sorusu. En küçük ortak kat ve sorusu. Aralarında asal sayılar. EBOB, EKOK özellikleri, yani EBOB, EKOK problemleri ve bunların her birinde özel yöntemler geliştirdik. Parçalama, bölme, ayırma, EBOB. Buluşturma, büyütme, EKOK. Yani içinde küçük geçiyor ama büyütüyoruz. İçinde büyük geçiyor ama bölüyoruz, küçültüyoruz diyebiliriz. Ve burada gelebilecek soru taktiklerini sizlere verdik. Yani eşit aralıklarla ağaç dikme, un, yağ, şeker çuvallarına eşit boşluklara ayırma gibi soru köklerini buralara yazdık. Amacımız zaten LGS'de ve okul sınavlarımızda en yüksek sonuçlara, en yüksek netlere ulaşmak. Her bir konuyu matematikte böyle küçük küçük parçalarla gösterdikten sonra biraz da fene bakalım. Tabii matematikte bayağı ince, detaylı ve özel bir anlatım taktiği geliştirdik ki hiçbir soruyu kaçırın istemiyoruz. Fene baktığımızda mevsimlerin oluşumuyla başlıyoruz. Yine infografi ve yine LGS'de gelebilecek soru tarzları ve size sınavlarda en yüksek not aldırabilecek soru tarzlarıyla hazırlığımızı devam ettirdik. Burada tabii ki her bir konudan sonra süzgeçler var. Yani konu anlatımından sonra süzgeçler var. Ama belli bir bölüm bittikten sonra da test geçler geliyor. Test geçler bölümünde ise öğrendiğimiz konularla alakalı testleri bir kez daha pekiştirerek öğrenmiş oluyoruz. Aynı şekilde tonguç mozom yani kromozomu da gösterirken esprilerimizden de asla taviz vermedik. Çünkü dersleri kazanımlara uygun bir şekilde ve taktikli bir şekilde öğrenirsek bu iş esasında o kadar da zor değil. Anne baba eşittir çocuk oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde renkli ve resimli anlatımımızla, infografik anlatımımızla sizleri dersleri sıfırdan öğrenebileceğiniz bir tarza 0'dan 8'e serimizde anlattık arkadaşlar. Ve ikisini de bir araya getirdik ki 0'dan 8'e sözel ve sayısalı bir araya getirdik ki öğrencilerimiz bu hazırlık setine daha avantajlı ulaşabilsinler. Bunu arkadaşlar yani 0'dan 8'e sözel ve sayısaldan oluşan 0'dan 8'e hazırlık setimizi i butonundan Tonguç mağazadan yani bizim resmi web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin her yerindeki Tonguç kitapçılarından, kırtasiyelerden de isteyebilirsiniz. Şimdiden LGS'de yani 2022 LGS'de en yüksek netlere ulaşmanız dileğiyle sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.